tam kapanmayız. Yani Türkiye için zor. Yani imalat sektörlerinin açık olması lazım. Ekonominin çalışması lazım. Çarkların dönmesi lazım. Dolayısıyla tam kapanma zor diyorum ben de. İşte böyle vaziyeti idare edeceğiz, gideceğiz. Aşı olacağız birinci öncelik. Mesela ben öbür gün aşı olacağım. Randevu aldım aşı için. Böyle yani. Tedbirler böyle. Millet diyor ki mesela diyor, tam kapanma olsun. Mağdur olan, sıkıntıda olanlara devlet yardımda bulunsun. Bir şey olamaz mı? Devlet hangimine yardım edecek ya? Yani devlet zaten ediyor edeceğini kadar. Aşıyı da bedava getirmiş, daha ne yapsın? Yani sanmıyorum öyle şey olmaz. Ya benim aslında şimdi sorduğun sorulardan ziyade daha farklı bir düşüncem var. Hani şu an tam anlamıyla İstanbul'da ölü sayısı kaç acaba? Her sene dün belediye açıkladı 137. Ortalama. Sadece İstanbul'da 137 dedi. Gün olarak değil, hani bu zamana Covid'in çıktığı günden beri söylersek. Toplamda bilemiyorum. Ya 1000 vardır herhalde, küsuratlı bir 1000 vardır. Yani Türkiye'nin şu anda 36 bin dolayında. Yani o zaman ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Covid gelmeden önce normalde yaşantımızda maalesef hani hepimizin yaşayacağı bir ölüm var. Peki bu ölen kişilere mezar bulunamıyordu. Ve şu an hani ben şunu sormak istiyorum. Bu benim hep aklımda. Ya birkaç yerde daha söyledim ama yayınlanmadı. Yani o kadar insan ölüyor. Bunları nereye gömüyorlar? Televizyonda sunuluyor. Ben bunu anlayamıyorum ki normalde daha bu Covid gelmeden önce yani gömülecek insana yer bulamıyorlar. Şu an nasıl bulabiliyorlar? Bunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Ve niye hiçbir TV kanalı bunu göstermiyor? Hani işte şurada mezarlık var, burada diye. En azından insanlar da bilinçlendirilebilir diye düşünüyorum. Tedbirler nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi, yetersiz mi? Tam kapanma lazım mı? Yani tedbirler çok yani dengesiz bir işleyiş sistemi var. Yani ben hiçbir şekilde beğenmiyorum. Yani insanları zorba bir şekilde cezai sistemlerle yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben buna da karşıyım. Yani insanın biraz da tercihine kalması gereken bir durum diye düşünüyorum. Hani biraz daha özgür olması gerekiyor. Yani bugüne kadar uygulanan yöntemlerle yani bir sonuca varamadık. Yani saat 21'den 19'a çekmek bir işe yaramadı. Ya yaramayacak da. Hani bu ilk başladığında bir 3 haftalık bir tam kapanma vardı. Yani onun gibi bir şey olmazsa bu rakamları düşüremeyiz. Çok üzgünüm yani. Hani insanlar 7'de evine sokup 6'da 5'te 6'da paydos ettirip sıkış tıkış toplu taşıma araçlarında yani abim oldu yani daha 2 gün önce abim oldu yani trende. Yani bu kadar zaman olmadık. Ben hala olmadım da yani biz çok dikkat ediyoruz zaten. Maske, mesafe, hijyen yani buna çok dikkat ettiğimiz halde hani bindiği toplu taşımadan dolayı abim oldu. Hani bu böyle tam kapanma olmadan çok zor. Yok doğru yani dünya genellemesine baktığın zaman doğru bir şey yani ben buna katılıyorum çünkü her şeye rağmen ben 15-20 ülkede ticaret yapıyorum aynı zamanda. Orada bazı bilgilerim var. Her şeye rağmen şu an en iyi konumdayız. Ekonomik, sosyal her şekilde. Her şekliyle en iyi konumdayız ve virüsü de en iyi yöneten biziz. Tam kapanma tabii ki yani gerekiyor bence. Bence gerekiyor. Covid'in artma nedenleri de insanların mesafeye uymamaları. Yani açıklanan veriler gerçekten yüksek oranda. Tabii bu insanların yani kurallara uymamasından kaynaklanıyor bence. Açıklanan önlemler bence yeterli ama önlemlere uyan yok. Yani uyulmuyor. Yani tam kapanma lazım ama tabii ekonomik olarak dünya ülkelerini bu en çok sorun yapan bir konu. Onun için buna devletler ne yapabilir? Tüm devletler kapatmalı. Türkiye'yi bir yıl kapatsan bile bir günlüğüne yurt dışından biri gelse bütün ülkeyi bulaştırabilir ki keza ülkemizde de böyle oldu. Vaka bir kişiyle başladı ama genele yayıldı. Toplum sıkıldı, çocuklar sıkıldı, hayat durdu. İster istemez gencisi, yaşlısı aynı potansiyelde aynı sorunu yaşıyor. O yüzden mecbur olarak yani devlet biraz taviz verecek, biraz da vatandaş taviz verecek kendi refahından bu işi halledeceğiz inşallah. Yurt dışı dediniz de bu giriş çıkışlar biraz endişeye mi bakıyorsunuz? Tabii ki. Şimdi ne diyorum? Ben şimdi şu kısıtlamadan bile rahatsızım, şöyle rahatsızım. Ben işe gidiyorum. İş yerinde çalıştığım arkadaşım da varsa
Eve döndüğümde keza ona bulaştıracağım. Şimdi bunun kısıtlamanın ne faydası oldu? Hiçbir faydası yok. Demek ki ne yapabiliriz? Genel manada bir kapanma olmalı. Ama bu arada dünya devletlerinden de, yani yurt dışından kimseyi kabul etmeyeceksin. Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi mesela. Ama tabii bu ekonomik gücü isteyen bir şey. Yani malum ülkemiz zor şartlarda. 7 düvele karşı şu an cephe olarak savaş veriyor. Her türlü savaşı veriyor. O yüzden tabii biraz da devlet ve milleti ele vererek inşallah halledilir diyorum. İlk başta aslında önlemlerin yeterli olduğunu düşünüyordum. Ama yasakların hiçbir şekilde caydırıcı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türk toplumunun yapısını biraz da biliyorsunuz aslında. Fazla yasak dinlemiyorlar. Sokağa çıkma yasağı olduğu halde sokaklarda gezen milyonlarca insan var aynı şekilde. Bunu hep görüyorum. Ne kadar bilinçli insan sayısı az olsa da bilinçli insan sayısı çok fazla. Yani yasakların bu konuda yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani çoğu yer, atıyorum, kafeler kapalı ama park alanları açık ve millet orada bocalanıyor bildiğiniz, yani böyle hani birbiri içine geçiyor bildiğin. Yani ben doğru bulmuyorum açıkçası. Yasakların da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Tam kapanma şart mı sizce? Gerekli mi? Yani tam kapanmanın olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğer ülkelere baktığımız zaman nasıl atlattılar diye düşünüyorum. Baktığım zaman tam kapanmayla atlattılar. Ama bizde bu mümkün olmadı yani. O yüzden vaka sayısının artmasını da buna bağlıyorum birazcık da. Böyle düşünüyorum ben COVID hakkında. Şimdi bu Allah'ın vermiş olduğu bir hastalık. Düşüncem böyle yani. Şimdi tam olarak bir kapanma verirse zaten bir dünyada Türkiye olarak ekonomisi Avrupa gibi güçlü bir devlet değiliz. Doğru mu? Doğru. Şimdi biz de insanlarımızdan, çevremizden, nerede yaşıyorsak oranın halkından, devletin vermiş olduğu bazı yetkilerle ne yapmamız lazım? Kendimizi korumamız lazım. Devlet diyor ki, misal işte, zaten bu bilinen bir şey. Maske tak. Takmamız lazım. Bazı arkadaşlar, çevreler, eş dost, halk olarak korunamıyoruz. Tam korunmamız derken, eve kapansak, eve kapanın diyorlar, eve kapansak. Biz Türk halkı olarak alışmışız sağda solda gezmeye, işimize gücümüze, maddiyatımız, maddi sıkıntıları. Herkes bir iş sahibidir, iş sahibi de olsan ne yapacaksın? Kira ödeyeceksin. İşçi parası ödeyeceksin. Devletimize güvensek, devletimizi bizi beslesin desek, devletin zaten yani her gün banka para bassa 80 milyon nüfusumuz var. Nasıl yetiştirecek? Nasıl geldiysek öyle gideceğiz. Ya şöyle, önlemler yeterli değil tam olarak. Tam kapanma olmalı mı değil mi? Onu tam olarak yani net şu anda bir karar veremem ya, ama yani kapanırsa da sıkıntı, kapanmasa da geçmiyor. Hani bilmiyorum, hani orası biraz sıkıntılı bir durum ama yani insanların, vatandaş olarak herkesin çok dikkatli şekilde kontrollü şey olması gerekiyor yani, hani tedbirlere uyması gerekiyor. Hani uyulursa biraz daha belki hafifleyebilir ya da vakalar yükselmez, bilmiyorum. Benim bakış açım bu yani. Yani şu anda metrobüsle tramvayda akşam mesela şu anda iğne atsanız yere düşmüyor. Durum da öyle olduğu zaman ne oluyor bu? Yani şimdi benden sonra, senden ona, yani herkesin evinde çoluk çocuğuna bulaşıyor ya bir şekilde, yani yaşlılarımıza bulaşıyor. Öyle olduğu zaman da sıkıntı. Yani hijyen konusunda herkes eline, temizlik yani çok dikkatli şekilde uyması lazım. Yani bunlar da olmayınca zor yani, haliyle yükseliyor vakalar yani. Vallahi şimdi yani rekorlarda yani dün 341 kişi vefat var mesela. Çok yüksek rakamlar bunlar. Yani bunun düşünülmemesi lazım. Zaten tartışmaya gerek yok. Bunun kapanma gelmesi lazım, tam kapanma. Yani tam kapanma gelirken bile milletin ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde, milleti mağdur etmeyecek bir şekilde tam kapanmanın gelmesi lazım. Şart. Tedbirler, önlemler yeterli mi sizce yoksa? Yok. Yetmez. Ya ben abime katılıyorum. Yani bu tedbirler olmalı. Ya yani gerçekse, o sayılar gerçekse, vaka sayısı olmadı, vefat sayısı gerçekse, yasakların gelmesi gerekiyor. Artı vatandaşlarımıza yardım gerekiyor.